Hukuk ve Adalet Ders Kitabı sayfa 153 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. Hukuk ve Adalet Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 153 aşağıdaki olayı okuyalım ve dava sürecini sınıfta canlandıralım. Daha sonra soruları cevaplayalım. Ömer Bey'in hukuk mücadelesi. Ömer Bey elektrik mühendisidir. Çalıştığı devlet kurumunun müdürü, Ömer Bey'e uzmanlığı olmayan işleri de yaptırmak istemiştir. Uzmanlığı ve görevi dışındaki bu işleri yapmak istemeyen Ömer Bey, müdürüne itiraz etmiştir. Müdürü ise Ömer Bey'i istemediği halde uzak bir ilçeye görevlendirmiş ve sonrasında yine Ömer Bey'in isteği dışında biriyle tayini çıkmıştır. Ömer Bey hakkını aramak ve korumak için dava açmaya karar vermiştir. 1. Bir hakim, davalı ve davacı, avukatlar gibi yargı çalışanlarının rollerinin yer aldığı bu canlandırma etkinliği sonunda hakimin kararını yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı açısından değerlendirelim. Cevap, bu etkinlik sınıf içinde yapılacaktır ve sonuçları canlandırmaya göre yazılacaktır. Burada hakimin vereceği kararın adil, tarafsız ve vicdana uygun olması önemlidir. İkinci, sizce bu canlandırmada hakimin verdiği karar ile adalete olan güven sağlanmış mıdır? Neden? Cevap, eğer hakim zorba müdür hakkında gerekli cezai işlemleri başlatmış ve Ömer Bey'i haklı bulmuşsa hakimin verdiği karar ile adalete olan güven sağlanmış olur. Ama Ömer Bey aleyhine bir karar çıkarsa adalete olan güven sarsılır. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Hukuk ve Adalet Ders Kitabı sayfa 153 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.